Ermeni yasa dışı silahlı grupları, Zengezur bölgesi Cibikli köyü istikametinde Azerbaycan Devlet Hudut Teşkilatı'na bağlı hudut birliğinin Kubadlı sınır noktasında görevli Azerbaycan askerine saldırarak yaralamasının ardından Azerbaycan Gorus kafan yolunu Ermenilere kapattı. Yasa dışı Ermeni silahlı gruplar tarafından göğsünden yaralanan Azerbaycan askeri silah arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılırken, Ermeni militanlar bölgeden kaçtı. Azerbaycan Gorus Gafan Karayolu'nu ulaşıma kapatırken, bölgede bulunan araçlar tahliye edildi. Yolun kapatılmasıyla birlikte Ermenistan'ın ülkenin güneyi ile kara bağlantısı kesildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Asker Şiraliyev Devlet Hudut Teşkilatı'na bağlı askeri hastaneye tahliye edildi ve hayatı tehlikede değil. Olayın tüm sorumluluğu Ermeni tarafına aittir ve bu provokasyona gereken şekilde cevap verilecektir dedi. Ermeni Ombudsmanı Arman Tatoyan, Azerbaycan'ın bölgede kalan sivil araçların kaldırılmasına izin verdiğini ancak yolun kapatıldığını söyledi. Totoyan, Rus sınır muhafızlarının yolun trafiğe açılması için Azerbaycan ile müzakere ettiğini söyledi. Totoyan, yolun kapalı olduğunu, bu nedenle Ermenistan'ın güney bölgeleriyle iletişimin önemli ölçüde engellendiğini kaydetti. Ermeni medyasında yer alan haberde İran'a giden uluslararası geçiş yolunun Azerbaycan askerleri tarafından kapatıldığı hatırlatıldı. Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın henüz somut bir şey talep etmediğini açıkladığı aktarılan haberde, görüşlerine yer verilen sözde Gafan Belediye Başkanı Gevork Parsyan, "Görüşmeler sırasında Azerbaycanlılar, yolun kapatılmasının nedeninin iki Ermeni askerinin bir Azerbaycan askerine saldırması ve onu süngü ile bıçaklaması olduğunu söylediler." dedi. Parsyan, Ermeni ve Rus sınır birlikleri temsilcilerinin bölgede görüşmeler yaptığını belirterek, vatandaşlarımız bölgede arabalarındaydı, Rus sınır muhafızlarının yardımıyla tahliye edildiler. Herhangi bir can kaybı yok dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin trafiğe kapattığı Gorus-Gafan yoluyla ilgili kısa süre önce değerlendirmede bulunmuştu. Paşinyan, yoldaki sorunlardan bahsettiği açıklamada tüm sorumluluğu üstleneceği siyasi bir karar alınması gereğine dikkat çekti. Paşinyan, bu bölgedeki güvenliğin Rus sınır muhafızları tarafından sağlandığını ve her iki tarafta da Ermeni ve Azerbaycan güçlerinin bulunduğunu söyledi. Paşinyan, sadece güvenliğimize ek risk oluşturabilecek alanlar hakkında bilgi vermedik. Bu tür riskler örneğin bugün ortaya çıktı, yani mevcut durumu kastediyorum. Ancak küresel anlamda sorun yine idari bölgesel bölünmede yatıyor dedi. Gorus Gafan karayolunun bir kısmı Azerbaycan sınırlarından geçiyor. Paşinyan bu durumun 2010 yılında Ermeni makamları tarafından idari bölgesel bölünme yasasının kabul edilmesiyle pekiştiğini kaydetti. O dönemdeki Ermeni yönetiminin tartışmalı bölgeleri Azerbaycan'ın olarak tanıdığını savunan Paşinyan, bize diyorlar ki enklavları, Tigranasheni ve benzeri yerleri teslim etmek istiyoruz. O zaman bana Kuzey Güney Otoyolunu tasarlarken teslimat için neden yanlış bölümlerden geçmek zorunda olduğunu söyle. Yer Askeç aracılığıyla değil, Tigran Aşen aracılığıyla değil, sonra Zengatkaratun aracılığıyla. Soruyu yanıtlayın. Çünkü bu soruları gündeme getirmedik. Seçim kampanyası sırasında 1999'dan kalma belgelerden alıntı yaptım. Bütün bunlar oradaydı dedi. Öte yandan Gence'de hastanede tedavi gördüğü sırada ayrılarak Rus barış güçlerinin kontrolündeki bölgeye geçen Azerbaycan askeri rehin alındı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunda aktif görevli asker Cemil Babayev'in gönüllü olarak Gence Hastanesi'nin psikiyatri bölümünden ayrıldığı kaydedildi açıklamada babaev hakkında ceza davası açıldığı ve soruşturmanın sürdüğü aktarılırken askerimizin Rus barış güçlerinin kontrolündeki bölgeye geçtiğine inanılıyor denildi.